Doçent Doktor Oğuz Demir bu röportajı tıpkı bizler gibi o da ilk kez dinledi. Türkiye'nin konuştuğu röportajdan hangi sonuçları çıkarmak lazımdır diyerek kendisine dönmek isterim. Sayın Demir merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar Can Bey. Çok teşekkürler. Çıkarılacak o kadar çok sonuç var ki bilmiyorum ama belki birkaç kere daha dinlemek lazım. Çünkü içinde ekonomik gerçeklik var, kentsel dönüşüm var, dün bugün kıyası var. Yani var oğlu var. Ne anladınız? Nasıl sonuçlar çıkarmak lazım? Yani bir iktisatçı olarak ben sadece ya insan olarak boş verin iktisatçılığı şöyle bir şey hissettim. Yani herhangi bir rakamın ölçemeyeceği o kadar çok şey var ki hayatımızda rakamlarla ifade edemeyeceğimiz o kadar çok gerçek var ki işte enflasyon, işsizlik, yoksulluk bunları söylüyoruz. Ve insanların bu hayatın içerisinde yaratılan refahtan hak ettikleri payı alamamalarının aslında ne kadar büyük bir eksiklik, aksaklık olduğunu, bunu sağlamakla yükümlü olan işte hükümetlerin, devletlerin aslında tıpkı o teyzenin söylediği gibi zenginliğin peşinde koşmasının ne kadar büyük yaralar açtığını toplum vicdanında gösteren bir röportaj olmuş. Gerçekten yani hani insan olarak bir kere böyle bir durumda yaşayan belki milyonlarca, yüzlerce insan varken bununla yüzleşmek, bunu görmek gerçekten çok yaptığımız işi de anlamsızlaştıran, rakamları da anlamsızlaştıran bir şeye dönüşüyor. Ekonomi işte tam da bu teyze gibi, işte amca gibi böyle onlarca belki binlerce, yüz binlerce insanın daha iyi yaşayabilmelerini sağlamak için var olan bir bilim dalı. Yoksa niye biz bu işleri yapıyoruz, niye yazıyoruz, niye okuyoruz, niye öğreniyoruz, niye söylüyoruz, niye konuşuyoruz, niye düşünüyoruz? İşte tam da hayatın yarattığı o işte dengenin herkese bir şekilde payını alabilmesini sağlayabilmek için. Ama bugün eğer bu noktaya gelmişsek, bu payı paylaşamıyorsak, o üretilen pastayı bir şekilde tamam eşit paylaşamıyoruz onu anladık ama adil paylaşamıyorsak, insanca paylaşamıyorsak, yani bu yüzlerce yıldır yazılan, çizilen, söylenen şeylerin en nihayetinde teyzenin ayakkabısında vücut bulduğunu görmüş oluyoruz. Vatandaşın gerçek enflasyonu için aslında daha kapsamlı bir cevap alamayacağımın farkındayım ama rakamlar üzerinden gidelim. Lütfi Elvan'ın paylaşımını gördük bugün. %14'ün üzerine çıktı, beklentilerinde üstündeydi dedi. Buna ilişkin birkaç benzer yorum daha gördüm. Tam olarak ne anlamalıyız? Vatandaşın gerçek enflasyonu ne ki? %14 aşağı kalır bir yana olsun. Şimdi Can Bey o tweet'e baktığımda ben şunu söylemek istiyorum her şeyden önce. %14'lük enflasyon açıklanmış ve bakanımız dedi ki vatandaşımızın enflasyona ezilmemesini için elimizden geleni yapacağız gibi bir şey yazmış. Evet. %14 gerçekleşen enflasyon. Yani şu ana kadar biz geçtiğimiz seneden bu zamana kadar TÜİK tarafından hesaplanan %14'lük bir sepet enflasyonuyla karşı karşıya. Dolayısıyla buna ezilmişiz zaten. %21 gıda enflasyonu, %29 diğer hizmetler enflasyonu, %18 ulaştırma enflasyonu. Bütün bunlara baktığımızda zaten vatandaş bunun bedelini bir yıldır ödemiş ki bu rakamlar buraya gelmiş. Şimdi bundan sonra bunu ödemeyecekler mi? Buna bakmak lazım. Rakamlar bize önümüzdeki 3-4 ayın enflasyonda bu seviye ve üstüne doğru gideceğimize dair işaret veriyor. Yani bir üretici fiyat endeksine bakıyoruz. Nedir o? Üreticilerin üretim maliyetleri ne kadar artmış? Sadece bir ayda %4 artmış geçen aydan bu aya. Yıllık %23 artmış. Yani geçen yıl 100 liraya ürettiği bir malı bu yıl üretici 123 liraya üretmiş. Aynı şey tarımda da böyle. Yani 100 liraya ürettiği şeyi 115 liraya üretmiş. Hizmet sektörlerindeki çok kullanıyoruz bu sektörleri. Neredeyse 100 liraya ürettiğini 125 liraya üretmiş durumda üretici. Demek ki ne var? Benim maliyetim yükseliyor. Ben bununla baş edebilir miyim? Ne yapmam lazım? Bu maliyeti tüketiciye geçirmem lazım. Tüketiciye geçir ya da zararı sineye çekmem lazım. İki senedir özellikle kurdaki artıştan ötürü bu zararlar zaten paylaşılmaya çalışılıyordu üretici tarafından. Şimdi bir de pandemi geldi son 9 aydır. Yani satış da yapamıyor istediği kadar. Her ne kadar bir 3 aylık bir büyüme görmüş olsak da bu da krediyle oldu. O da ayrı bir dengesizlik yarattı biliyorsunuz. Konuştuk bunu. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle üretici bunu tüketiciye geçirmek zorunda kalıyor ya da kapatacak dükkanı gidecek. Zaten pandemi nedeniyle kapatma riskiyle karşı karşıya işler düşük. Üzerine bir de maliyetlerle başa çıkamıyor. Şimdi bu geldiğimiz noktada önümüzdeki 3-4 ay
bizim için kritik enflasyon tarafında. Enflasyon neden kritik? Hani bir hayat pahalılığı, cebimizden çıkan paranın yüksek olması. Bu hafta gittiğimiz markete 100 lira ödüyorken bir sonraki hafta kasaya yaklaşırken titrememize neden olan bir şey enflasyon bizim. Acaba aynı parayı ödeyebilecek miyim dediğimiz bir şey. Bir bu. İki, enflasyonun yüksek olması faizin üzerinde baskı yaratacak ve faizin daha fazla artmasına neden olacak. Yine sizinle konuşurken hatırlar mısınız? Bir sefer şunu söylemiştim. İyi kötü krediyle bir büyüme yakalandı. En azından dükkanlar kapanmadı. Hani tamam geleceğe borçlandık ama aklımızı iyi çalıştırırsak en azından o geleceğe borcumuzu doğru öderiz demiştim. Şimdi artık o borçlanma ortamı da ortadan kalktı. Yani %15 politika faizi, %17 civarı kredi faizi var. O çıkacak %18'lere, %19'lara. Zaten maaş ödeyemeyen, iş yapamayan, zorda darda olan insanlar, işletmeler daha da sıkıntıya girecek. Bu da işsizliğe dönecek. Yani her türlü biz dar gelirli, işte çalışarak hayatını geçindirmeye çalışan insanlar maalesef bu enflasyon, faiz ve kur sarmalının içerisinde daha fazla az önce sizin gösterdiğiniz haberdeki gibi yoksullaşmaya devam edeceğiz. Budur sıkıntılı olan. Yani sorun budur. Yoksa yani enflasyon az önce de söyledim. Rakamların anlamsızlaştığı yerler var. İşte az önceki haberde olduğu gibi. %14 olsa ne olur? %4 olsa ne olur? %74 olsa. TÜİK onu %5 çıkartsa ne olur? Yani o teyze onu yaşıyor işte. Yani hayat pahalılığını yaşıyor, işsizliği yaşıyor. Bakın dünya üzerinde ailesiyle yaşayan genç oranının %70'lere 75'lere çıktığı bir ülkeyiz biz ve Avrupa'da bu noktada ilk 5'e girmeye başladık. Yani tamam kültürümüzde var bu bizim birbirimize sahip çıkmak ama son dönemde işsizlikten, yoksulluktan, gelirsizlikten insanlar aileleriyle yaşamak zorunda kalmaya başladılar. Yoksa az önce teyzenin de söylediği gibi yani ben bir odada bir göz evde çocuğumla neden yaşıyorum diyor mesela. Çünkü işi yok diyor. Çünkü geçinemiyor diyor. Ben geçinemiyorum diyor. Yani bütün bunları ekonominin neden var olduğunu politikacıların, hükümetin, siyasetçilerin, muhalefetin hatırlaması gerekiyor. Ekonomi, siyaset, vatandaşın, yurttaşın eşit olduğumuz, düzgün bir şekilde yaşayabildiğimiz bir ortamı yaratmak için var. Bunu sağlayamıyorsak biz bilim insanları da işte siyasetçiler de, iktisatçılar da hepimiz başarısız olmuşuz demektir. Sayın Demir, çok teşekkür ediyorum. Aslında başka soruya yer de bırakmadık. Bakalım 3-4 ay sonrasına ilişkin tabii daha böyle muğlak tablolar çizilmeye devam ediyor ama umudumuz daha iyi günlerde buluşmak elbette. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Umarım bir daha bu tip haberlerin olmadığı bir ülkeye dönüşür Türkiye. Umarız öyle günlere de uyanırız. Çok teşekkürler. Ekonomistimiz Doçent Doktor Oğuz Demir ile konuştuk efendim.